Seda Sayan geçen yaz çıktığı tekne tatilinde muhabirlerin çekim yaptığını görünce parayı usulüyle denize girmiş, bu görüntüler günlerce konuşulmuştu. Sayan bu sene ise kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ve genç kayınvalidesi Hicran Ökten'le çıktığı Bodrum tatiliyle gündemde. 59 yaşındaki şarkıcı Akyarlar'daki bir plajda kameramıza takıldı. Seda Sayan yaptığı esprilerle arasında 4 yaş olduğu konuşulan kayınvalidesini neşelendirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sayan bol bol selfie çekti. Bir elimde ayna var, şair beni kıskanır. Keyfi yerinde olan Seda Sayan zaman zaman yerinde oynadı ve geçen haftalarda saç ektiren eşinin fotoğraflarını çekti. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Dudakların dudaklarımda. Seda Sayan'la Çağlar Ökten plajda romantik anlarda yaşadı. Yanımda. Ünlü şarkıcının rahat etmesi için eşinin sırtına yastık koyması dikkat çekti. Seda Sayan zaman zaman plajdaki tanıdıklarıyla da sohbet etti. Arkadaşlarıyla vedalaşmak için ayağa kalkan Sayan daha sonra tekrar yerine oturdu. Seda Sayan telefonunu elinden düşürmedi. Ünlü şarkıcının kayınvalidesi Hicran Ökten bir ara ayağa kalkıp uzaklaştı. Denize girmeyen Seda Sayan ilerleyen dakikalarda eşiyle el ele tutuşup plajdan ayrıldı. El ele dolaştır beni, düşman çatlatalım, gel el ele. Eski eşi Feyza Aktan'la yaşadığı velayet gerilimi süren Özcan Deniz, 4 yaşındaki oğlu Kuzey Deniz ve İranlı sevgilisi Samar Datkar'la Çeşme'de tatili yapıyor. Ünlü şarkıcı, mahkemenin belirlediği günlerde görebildiği oğluyla plajda görüntülendi. Oğluyla ayrı kaldığı günlerin acısını çıkaran Özcan Deniz, sevgilisinden güneş kremi getirmesini istedi. Samar Datkar getirdiği güneş kremini Özcan Deniz'le beraber minik Kuzey'e sürdü. Ünlü şarkıcı veliahitini almak için bir kez daha hukuk savaşı vereceğini açıkladığı oğlunun üzerine titrerken kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Datkar da gün boyu ünlü şarkıcıya yardımcı olmaya çalıştı. Mustafa Ceceli ile Selin İmer mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Ünlü çift Bodrum Torba'daki bir otelin iskelesine görüntülendi. Her yerde el ele göz göze olan ikili beraber bol bol selfie çekti. Mustafa Ceceli daha sonra açıyı değiştirdi. Ünlü müzisyen sıcaktan bunalıp ayaklarını suya soktu. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle göz dolduran Selin İmer de eşinin yanına oturdu. Maşallah diyelim, nazarlar değmesin, ilan ettim. Mustafa Ceceli ile Selin İmer denize girmek istemedi. Ceceli bir süre eşiyle deniz kenarında oturduktan sonra ayağa kalktı. Ünlü çift çektikleri pozları inceledi.
Ayşe Celil ile İmer birkaç selfie daha çekti. Mustafa Ceceli ile Selin İmer ilerleyen dakikalarda el ele kaldıkları otelin yolunu tuttu. Hadise Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Ünlü popçu Aşk Kaç Beden Giyer şarkısıyla sahneye çıktı. Kalp burada der mi? O yabancı sözlere, yabancı sözlere güm güm eder mi? Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer? Söylesene sevgilim, aşk kaç beden giyer? Her beni yaşsamam, kaç kere o can değer? Hadise dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz bir sahne performansı sergiledi. Söyle hadi durma. Mehmet Dinçerler'le evlendikten sonra kıyafet seçimine dikkat eden 36 yaşındaki şarkıcı Kıbrıs konserinde siyah mini elbisesiyle göz doldurdu. Hadise zaman zaman sohbet ettiği seyircileri coşturdu. Bu gece eğleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz? O zaman... Geliyorum gittiğin yerden çözülmem, çektiğin zelden. Buradaki herkes böyle, biz de başarız bittiği yerden. Düzeni hep yap, boz zamanlar, para bulanırken Hollanda asıllı rapçi Murda ile düet yaptığı İmdat şarkısının klibi de büyük ilgi gören ünlü popçu kamera arkasından eğlenceli bir videosunu yayınladı. Öte yandan Bodrum'da konser veren Murda lakaplı rapçi Önder Doğansa Hadise'yle yeni projeler yapacaklarını söyledi. Hadise'yle beraber daha projeler gelecek %100. Hadise çok iyi bir dostum benim. Çok saygı duyduğum, yüksek tuttuğum bir insan. Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa başlayan Merve Boluğur'un Kocam diye seslendiği müzisyen Mert Aydın'la beraberliği sürüyor. Bodrum'da tatil yapan ikili geçen hafta denizde romantik anlar yaşamıştı. Birleştir aşk bu doya doya. Bu hafta ise Boluğur ve Aydın Yalıkavak'ta arkadaşlarıyla görüntülendi. Mert Aydın'ın Merve Boluğur'a gömleğini giydirmesi dikkat çekti. Aç kapını, ben geldim, ateşten gömlek. El ele tutuşup yürüyen çiftten Mert Aydın'ın neşeli halleri kameralara yansıdı. Uydur, biraz oyna, oyna, oyna.
Arkadaşlarının peşinden giden çift, kumsalda gördükleri bir kız çocuğunu sevdi. Merve Bolur bu sırada muhabirlerin çekim yaptığını görünce şaşırdı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok yakıştı Merve Hanım. Mert Aydın daha sonra Gümbet'te bir mekanda DJ performansı sergiledi. Aydın'ın DJ kabininin arkasında zaman zaman öpücüklere boğduğu Bolur gece boyunca dans etti. Merve Bolur'la Mert Aydın çifti beraber DEA'nın sahne aldığı plaj partisinde de eğlendi. Öte yandan Merve Bolur'un 2017 yılında boşandığı Murat Dalkılıç, Cuma gecesi sosyal medya sayfasından bir yazı yayınladı. Dalkılıç, Bolur için uzun süredir sosyal medyada yapılan "Murat'tan sonra toparlanamadı" şeklindeki yorumlara sert çıktı. Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasını hangi hakla bu kız delirdi etiketiyle her gün her saat durmaksızın her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız. Bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum. Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince, ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum. Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar. Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım. Kalp ağrısı bir yandan, gel gitleri falan filan. Murat Dalkılıç'ın "bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar" sözleri büyük merak yarattı. Gözler Merve Bolur'a çevrildi. Ünlü oyuncu da Dalkılıç'ın hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada psikolojisinin bozuk ve sürekli yas tutan kız olduğu öne sürülerek kendisine karşı algı operasyonu yapıldığını savundu. Bundan sonra hakkında konuşanı mahkemeye vereceğini belirten Bolur, eski sevgilisi Erkan Şen'in ardından eski eşi Murat Dalkılıç'a da "hiçbirinize ihtiyacım yok ama sizin var herhalde. Az erkek olun da susun artık" sözleriyle tepki gösterdi. Dayanabilir misin? Merve Hanım, geçtiğimiz günde Murat Dalkılıç'ın aklınızda bazı açıklamalar. Ne kadar çirkin bir hareket bu. Ne kadar çirkin bir hareket. Yanımda erkek arkadaşım var. Sorunun farkında mısın? Murat Bey de eski eşiniz ya, o yüzden sormayın. Soru sormayı öğren, öyle gel. Ben geldim, düz olun. Yanımda sevgilim var. Ünlü oyuncu çift Aslan Güner'le Mert Kılıç, Etiler'deki bir AVM'de kameralara takıldı. Alışveriş mi? Evet. Yani... Çok görüşürüz buralarda. Hem alışveriş hem iş diyelim. Evet, ya biraz iş ayrıldık. Şimdi buluştuk. Artık ben işte çalışma öncesi son bir işlerimi hallediyorum. Provalar falan vardı, bugün oraya gittik. Güzel geçti. Sen ne yaptın işlerini? Ya Allah işte biz de film telaşı. Ondan sonra 7 Ekim'de işte proje vizyona girecek inşallah. Onunla ilgili PR çalışmaları vesaire, onları başlattık. Geçmişte Şefkat Tepe dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan ikili ilk kez aynı sinema filminde buluştu. Biz daha önce beraber aynı projede yer almıştık Aslan'da, evet. Ama bu sinema filmi olarak ilk. İnşallah bakalım, çok uzun zamandır planladığımız bir projeydi. Yaklaşık 5 yıl falan oldu yani projeyle ilgili. Çok önemsediğimiz bir proje. Tabii çok önemsediğimiz bir iş. İnşallah duygusu çok yüksek. Tamamen sosyal mesajları çok iyi olan bir iş. Mert Kılıç, 7 Ekim'de vizyona girecek Komutan filminin aynı zamanda yapımcılığını da üstlendi. Assubay Çavuş, Hikmet Garip, burada şehit! Film şöyle, bir sınır ötesi operasyon. Bizim ilk Fırat Kalkanı operasyonumuz vardı ya, orada bir hikayeden esinlendik. Gerçek bir hikaye. Yurt dışından bir tane özellikle sahneler için bir aksiyon yönetmeni getirdik. Sahnelerin daha gerçek boyutta olması için. Selahattin Sancaklı ile beraber çalıştık. Yönetmenliğin bir kısmı bende, bir kısmı onda oldu. Hem yapımcılığını da üstlendim biliyorsunuz o projenin.
komutan filminin. Mert Kılıç, eşi Aslan Güner'in kendisine büyük destek verdiğini anlattı. Aslan tabii ki her zaman en büyük destekçi. Aslan'ın can alıcı bir rolleri var mı sanırım? Aslan'ın şöyle bir şeyi var, inanılmaz duygusal bir sahnesi var. Evet. O sahnede şöyle de bir şey var, kendi sesiyle çok güzel bir ağıt okudu. Oradaki o dramatik sahnenin tansiyonu çok daha başka bir noktaya geldi onun sesiyle beraber. 15 güne kadar falan küçük bir teaser çıkacak değil mi? Balım şeyi vereceğiz, küçük bir şey. O ağıtla ilgili 15 Ağustos gibi bir sosyal medyada bir şeyler paylaşacağız. Evet. Esas fragmanı biz de şimdi buradan 30, duyuralım mı? Evet, duyuralım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. İnşallah. Evet. Güzel, anlamlı bir günde İnşallah. Paylaşmak istiyoruz. Aslan Güner uygun projelerde sesini de karakterine dahil etmeyi sevdiğini belirtti. Aslında ben çok sesimi kullandım birçok projede ama profesyonel değilim tabii ki. Yani ben bir oyuncu olarak sesimi de karakterime dahil etmeyi çok seviyorum. Uygun olan yerlerde de böyle yönetmenim, yapımcım da isterse seve seve elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama burada gerçekten ya çok Aslan o dönemde çok ağır çalışıyordu, çok yoğun çalışıyordu. Ondan sonra beni de kırmadı sağ olsun. Bir taş attım denize, dalgalandı suları. Güner toplam 3 filmiyle birden vizyonda yer alacağını açıkladı. Benim için yani çok farklı bir şeyi var. Yani Züleyha karakteri bunu sosyal medyadan da çok paylaştım. Bizim filmde uğurlu geldi farklı. Bu araba. Onun peşine 2 tane daha film yapıyor yani. Evet, şimdi biraz yoğunum ben aynen. Toplam 3 filmle. Şimdi seyircimiz beni biraz televizyonda özlediler ama sinemada yaklaşık bir 5-6 ay ben vizyonda olmuş olacağım. Allah izin verirse inşallah. Televizyon projesi gibi sık sık aynen sinemalarda olacağız. Güzel oldu ya, çok içimize sindi. Böyle mutlulukla, gururla paylaşacağım gerçekten bir iş oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Mert Kılıç aksiyon sahnelerindeki başarılı performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Çok ben, zorlandığınız bir sahne var mı, anlat? Mert'in sahnelerini dublör yapamadığı için Mert yapıyor. Ben mütevazı olmasın, ciddi söylüyorum. Mermiye kapatmıyoruz ama yani fena değiliz o konuda. Maşallah. Birazcık güveniyorum yani kendime. Siz Aslan Hanım'ın daha önceki projelerinde de binicilik olsun, atıcılık olsun birçok şeyde ders de verdiğinizi biliyoruz yani aslında. Ufaktan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mütevazı olun. Normalde de bir komutan gibisin. Yok yok, gerçek söylüyorum. Aksiyonda Mert çok 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 iyi maşallah. Ya birçok oyuncunun aslında birebir bu tarz sahneleri kendisinin yapmasının çok daha doğru olduğunu evet. düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok sağ olun. Geçen hafta eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la Bodrum tatilinde görüntülenen Alişan, bu haftaysa Etiler'deki bir AVM'de kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcı oğlunu ve yeğenini oyun alanına götürdü. Daha tatil yapamadık ki. Nasıl geçti o zaman Bodrum? Güzel geçti. İşte yarın da Çeşme'ye gideceğiz. Öyle mi? Bir ay orada kalacaklar ama ben devamlı kalamayacağım. Ben gideceğim, geleceğim, program çekimleri başlıyor. Tatile gittin ama millet fiyatlardan birazcık böyle isyan ediyor, çok dolu değil dediler. Bodrum'da siz nasıl gördünüz sezonu, kalabalık mıydı? Valla fulldü. Her yer fulldü. O zaman öyle bir... Bilmiyorum yani benim gittiğim her yer fulldü. Biz Ayta Hanım'ı dinlemeye evet, gittik. Ayta sahnede aldınız. Yani zar zor 4 kişilik yer bulduk. O derece. Yani. Alişan, Çeşme'de bir aylığına ev kiraladıklarını söyledi. Peki Çeşme'de ev mi tuttuk, bir ay kalacak dediniz ama... Yok, ev tuttum orada bir ay. Siz işten dolayı gel git yapın. Ben işte gel git yapacağım aynı. Peki Bodrum Çeşme hangisini daha çok seviyorsunuz siz? Yani ben Bodrum'u daha çok seviyorum. Buse'de Çeşme'yi seviyor, o İzmirli olduğu için. O da orayı. Öyle şey yaptık, paylaştırdık. Çocuklar Bodrum nasıl Çeşme. Geçiyor peki tatili? Onlar çok iyi ya. Şimdi Burak'ı gör, Burak bayağı siyahi oldu. Şubat ayında 3 yaşına giren Burak'ın Bodrum tatilinde oldukça bronzlaştığı görüldü. Konuş abi. Burak nasılsın? Tatil bitti mi? Bitti. Yarın da gidiyormuşsun ama. Gidiyorum. Özledin mi tatil? Özledim. Denize... Nereye gideceksin yarın? Yarın nereye gidiyorsun? Çeşme'ye mi? Çeşme'ye, evet. Seviyor musun denizi? Gel aşkım. Evet. Çok mu seviyorsun? Havuzu da çok seviyorum. Yüzebiliyor musun peki? Yüzebiliyorum kolluksuz havuzda ama... Denizde yüzemiyorum. Havuzda mı yüzüyorsun? Burak, bir şarkı söylesene. Bir şarkı söyle hadi. Mikrofonu al eline.
Alamıyorum. Neyi alamıyorsun? Hadi bir şarkı söyle abilere. Alamıyorum. Şu şeyi söyle. Tamam almadan. İşte biz o gün tükeneceğiz hadi. Alamıyorum. Bilmiyor musun? Söylemek istemiyor musun? Ceylan'la birlikte söyle. Olur mu? Hadi siz oyun oynamaya değil mi? Evet. Hadi bay bay. Teşekkürler. Sıkılınca çağırın beni. Tamam pozu da veriyorum bir pozu. Sıkılınca çağırın beni. Tamam mı? Oğlu ve yeğenini oyun alanına teslim eden şarkıcıya yakın dostu Çağla Şikel hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiası soruldu. İş insanı İzzet Antebi'nin geçen Eylül ayında boşandığı 12 yıllık eşi Didem Sarı, Çağla Şikel'in henüz kendisinden kağıt üzerinde ayrılmadan kocasıyla ilişki yaşadığını iddia etmiş ve Instagram sayfasından DM mesajlarını ifşa etmişti. Eski eşi Didem Sarı hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ve iftira suçlarından şikayetçi olan İzzet Antebi ise Çağla Şikel'le boşandıktan sonra mesajlaştı. Ancak aralarında bir ilişkinin yaşanmadığını belirtmişti. Çağla Şikel de mahkemeye başvurup koruma talebinde bulundu ve iki çocuk annesi biri olarak kadınlığına, namusuna, aile şerefi ve saygınlığına karşı büyük bir şiddetle karşı karşıya kaldığını ifade etmişti. Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmaması ve ısrarlı takibin yaşanmaması nedeniyle koruma talebini reddetti. Çağla Şikel'in haberini sorsak, İzzet'in böyle yazışmaları çıkmış diye eşi sonra mahkemeye verdi. Ben vallahi görmedim yani. Hani en yakın dostunuz belki. Siz... Yok yapmaz öyle bir şey. Niye yapsın? Bir bilginiz yok. Yok yapmaz. Onun çok arkadaşı var öyle erkek arkadaşı. Yani belki yazışmıştır öyle şey yapmıştır ama öyle bir o maksatla yazışma olduğunu sanmıyorum. Hayatta öyle bir şey yapmaz yani. Teşekkür ederim. Öpüyorum. Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le Bodrum'da tatili yapıyor. Orta kentte görüntülenen ünlü manken denizde çocuklar gibi eğlendi. Örnek aile hayatıyla dikkat çeken Azra Akın, oğluyla ilgilenen eşinin saçını düzeltti. Akın, 3 yaşındaki oğlu Demir'i kucağına aldı. ...40 yaşındaki ünlü manken minik oğluna yüzme öğretti. Azra Akın'a eşi Atakan Koru da yardımcı oldu. Ünlü model, eşi ve oğluyla denizde keyifli anlar yaşadı. Azra Akın aile saadetiyle her yaz olduğu gibi yine plajda tüm... Akın kıyıda biraz soluklanmak istese de oğlunun ısrarı üzerine suda kaldı. Eline kova alıp gelen eşi Atakan Koru da eşlik etti. Serkan Çayoğlu, Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp 7 yıldır beraberlik yaşadığı Özge Gürel'le geçen ay Almanya'dan nikah masasına oturmuştu. Şimdi de İtalya'da düğün yapmaya hazırlanan çifter Serkan Çayoğlu, smokin provası çıkışı görüntülendi. Gayet mutlu olduk. İşte daha aile arası aslında bir şey planlarken biraz olayda büyüdü arkadaşların dahil olmasıyla ama çok keyifli, çok güzel geçti vallahi. Çayoğlu ile Gürel'in ünlülerin fotoğrafçısı Nicolas Gerardi'nin çektiği nikah pozları çok beğenilmişti. Çok güzel yorumlar aldık biz de. Yani mutlu olduk tabii ki. Çok güzel fotoğraflarımız oldu.
Biz de gayet beğendik, çok güzel. Bir de ikinci ayağı İtalya'da olacak sanırım bu ayın, evet, 13'ünde. Evet, evet. Şimdi az kaldı, az zaman kaldı. Zaten yani bütün hazırlıklar tamam. Son detaylar kaldı. İşte az önce smoking provasından falan çıktım, son şeyler. Heyecanlıyız. Özge Gürel'in ezber bozan gelinliği de çok konuşulmuştu. Fikir alışverişi oluyor tabii ki ama son halimi Özge görmedi. Ben de tabii onun son halini görmedim. Bakacağız orada. Peki ilk gördüğünüzde neler hissettiniz Almanya'da olsun ilk nikahta? Ya insan büyüleniyor tabii ki. Sonuçta yani yıllardır hayal ediyorsun falan. Ondan sonra o gün geldiğinde bir için kıpır kıpır oluyor. Çok güzel geçti yani bizim için. Serkan Çayoğlu, Almanya'daki nikah sonrası büyük bir koşturma içine girdikleri için henüz evliliğin tadını çıkaramadıklarını belirtti. Uzun süredir berabersiniz ama evlendikten sonra ne gibi değişiklikler oluyor? O evlilik ismi konulduktan sonra farklılıklar oluyor mu? Yani o kadar hızlı bir süreçten geçiyoruz ki henüz böyle oturup da bir şey yapamadık. Kafamızın rahatına bakamadık. Bir relax modumuz olmadı. Devamlı bir evet, oradan geldik buraya başladık falan. Bir de bir süreçte aynı anda senaryolar falan okuyoruz ikimiz de. Yani hem iş hem ikisini falan aynı anda yürütmek yani kolay oldu desem herhalde hiçbiriniz inanmazsınız. Çayoğlu düğünü neden İtalya'da yaptıkları sorusunu geçiştirdi. Ancak kulislerde dolaşan bilgiye göre ikili kiraz mevsimi çekilirken ayrılmış, İtalya'daki çekimler sırasındaysa yeniden beraberlik kararı almıştı. Bu nedenleri ünlü oyuncu çift aşklarının asıl başladığı yer olarak İtalya'yı kabul ediyor. Neden peki İtalya? Özel bir nedeni var mı? Evet, bizim için özel bir nedeni. Biz baştan beri zaten İtalya istiyorduk. İtalya olsun istiyorduk. Dediğim gibi özel bir nedeni var bizim için. Paylaşacağız mı? Yani başka zaman inşallah belki. Türkiye'de de böyle kalabalık bir... Yok artık, daha bir şey daha düşünmüyoruz. Zaten işler de başlayacak. O yoğunluğun içinde bir şey daha yapmak zaten olmaz. İtalya'da hayırlısıyla bitireceğiz. Benimle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. İtalya'dan döner dönmez film çekimlerine başlayacağını anlatan Serkan Çayoğlu, balayına daha sonra gideceklerini de sözlerine ekledi. Şimdi ben döndüğüm gibi bir filmle anlaştım. Döndüğüm gibi hemen filme gireceğim. Bir de onun stresi sinema var. Filmi. Evet, evet, onun sinema filmi olacak. Aynı anda ona çalışıyorum şimdi. Onun dışında muhtemelen televizyona bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Balayı falan olmayacak herhalde anladığım kadarıyla. Balayını evet daha sonra yap. Yeni bir sinema filmine hazırlanan Nejat İşler, Asmalı Mescid'de magazin altının sorularını yanıtladı. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan ünlü aktör, takımla ilgili gündemdeki konuları değerlendirdi. Evet Nejat Bey, merhabalar, nasılsınız? Fena değil, sen? Teşekkür ederiz, biz deyiz. Bodrum'dan İstanbul'a dönüş yaptınız. Ama biz de tabii ki de büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunuz için size de sormak istiyoruz. Fenerbahçe taraftarının en son bir Vladimir Putin tezahüratları vardı. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Ben maçlarını duymadım. Duymadınız mı? Yok. Efendim hani kameralarda da hani yayınlarda da gösterildi. Vladimir Putin tezahüratları, hatta Ali Koç'un da bir yanıtı vardı. Biz tamamıyla... Duymadım, ben bilmiyorum. Ali Koç'un yanıtı da vardı. Bilmiyorum. Biz bunlarla ilgili tabii ki de bizim Fenerbahçe kültürüne şey olan yanıtlar değil bunlar dediler ama taraftarın tezahüratları hakkında biz bir şey söyleyemiyoruz dediler. Hatta UEFA da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bak şöyle bir söyleyeyim. Buyurun. UEFA öyle bir soruşturma başlatmadı. Bir tribüne ceza gelecek büyük ihtimalle. Ben duymadım bu arada. Şeyden, internetten gördüm, maçtan çıktıktan sonra maçtaydım ben. Kilo verdiği görülen 50 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile ilgili magazin altına yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Garip bir şey var. Fenerbahçe yemeye çalışıyorlar, olmaz. Garip bir şey var. Fenerbahçe yemeye çalışıyorlar, olmaz. Geçmişte de zaten Aziz Yıldırım döneminde de aynısı yaşandı. Benzeri UEFA'dan hatta men edildi Fenerbahçe. Aynısının tekrardan yaşanmaması için siz neler söylemek istersiniz Fenerbahçe taraftarına? Siz de büyük Fenerbahçe taraftarsınız. Geçmişte zaten öyle bir şey olmadı ki. Yani Aziz Yıldırım döneminde tekrar men edildi ya Fenerbahçe. Yok. Başka takımları söyleyeyim mi ben sana? Ne oldu? Tabii ki de Juventus yaşandı mesela, küme düşürüldü. Türkiye'den de söylerim yani. Tabii ki de, buyurun. Yani siz istersiniz. Yani bir sürü takım söylerim yani. Nasıl istersiniz Nejat Bey? İnsanların yani anıları böyle hemen gidiyor, tamam mı? Saçma. Benim aklımda, bazılarının aklında hala. Unutulmaması gerekiyor bazı şeyler. Herkesin dolabında bir tane ceset var. Görüşürüz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin.
Mesleğinin zirvesinde oyunculuğa ara veren ve ailesiyle Muğla'da çiftlik hayatı yaşamaya başlayan Özgün Amal, önceki yıl hayatının şokunu yaşamış ve banyodan çıkıp 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın cansız bedenini salonda bulmuştu. Şoka giren ve uzun süre yas tutan oyuncu, eşinin Kanlıca mezarlığındaki kabrini ziyarete bile gidememişti. Çocukları Nefes ve Elem Su'ya hem annelik hem de babalık yapan Özgün Amal zor günleri atlattı. Hayata dönen Amal kızıyla Bodrum Ortakent'te görüntülendi. Saçlarındaki beyazları uzun süredir boyatmayan Amal arkadaşlarına hararetle bir şeyler anlattı. Amal'ın neşeli hali dikkat çekti. Özgün Amal, bu sırada üzerine titrediği kızı Elem Su ile de ilgilendi. İlerleyen dakikalarda Amal'ın sohbet ettiği arkadaşı kızıyla tenis oynamak için ayağa kalktı. Özgün Amal ise bu kez telefonda konuşmaya devam etti. Şezlongundan kalkan Amal konuşmasına ayakta devam etti. Ünlü oyuncu daha sonra kızıyla restoranda karnını doyurdu. Aynı restorana ilerleyen dakikalarda Özgün Amal'ın Kurtlar Vadisi dizisinde de beraber kamera karşısına geçtiği usta aktör Selçuk Yöntem geldi.